Hepimizin bildiği gibi insanlık tarihi boyunca pek çok medeniyet gelmiş ve gitmiştir. Ancak bu medeniyetler içerisinde 8 tane medeniyet dünya çapında ün kazanmış ve damgasını vurmuştur. Fakat bu 8 medeniyet içerisinde de tek medeniyet vardır. Ve bugün Batı dünyasının gerçekten de korktuğu ve ileride acaba tekrar canlanacak mı diye gece gündüz uykusuna sekte veren bir medeniyet vardır. O da İslam medeniyetidir. Bu fikrin sahibi Huntington'dur. Diyor ki, dünyada şimdiye kadar gelmiş geçmiş 8 medeniyet vardır. Biz hiçbir medeniyette bir problemimiz yok. Bize rakip bile olamazlar. Ama İslam medeniyeti bizim tek rakibimizdir diyor. Dünyaya şöyle bir baktığımızda dünyanın en acı çekilen, zulüm görülen coğrafyalarının İslam coğrafyası olduğunu görmekteyiz. Oysa İslam coğrafyasındaki insanlar dünya insanlığına bunu reva görmemişlerdi. Güç ellerinde bulunduğu zamanlarda da adaletin ve insanlığın sergilendiği en huzurlu dönemleri yaşamıştı dünya. Ama dünya ait bir intikamın sonucu da değil. Çünkü dünya ait bir günaha olan bir topluluk değil İslam topluluğu. Ama dünyayı yönetmek isteyen, dünyayı sömürmek isteyen, dünyanın bütün nimetlerinin kendileri için var olduğunu düşünenlerin dünyaya hakim olmak için paramparça ettikleri ve sömürerek semirdikleri gerçeğini unutmamak gerekiyor. Bunun için dövmek de yersiz, bunun için çaresiz olduğumuzu düşünmek de anlamsız. Çünkü tarihe bir baktığımızda bugün Batı'nın övündüğü bilim düzeyine gelmesinin kaynakları işte bu coğrafyadaki nice alimin ürettiği bilgiyle, eserle bu noktaya geldiğini, onların bunu görüp fark edip bunun üzerine bir şeyler katarak bu düzeye geldiğini hakikaten unutmamamız lazım geldiğini düşünüyorum. Medeniyet ve uygarlık bakımından dünyada küresel ölçüde 8-10 yüzyıl kalıcı olan Türk halkı ve Türk uygarlığıdır. Onun örneklerini bugün buralarda da görmekteyiz. İşte doğu, şarktan garba, doğudan batıya akan ilim nehrine baktığımızda bu nehrin suyunu taşıyanlar da kaynağının önemli bir bölümünü oluşturanların Türkler olduğunu görüyoruz. İslam'dan önceki tarihinde de Türkler, İslam'dan sonraki tarihinde de Türkler dünya medeniyetine ve uygarlığına hem büyük katkılar sağlamışlar. Sadece dini ilimler değil, riyazi ilimlerinde matematik, astronomi, felsefe ve benzeri bütün ilimlerinde dünyada gelişmesinde, yaygınlaşmasında büyük rol oynamışlardır. Çınığı İslam dünyasının okmuştursu oluşun biraz özümün ilimi çöremin dağı kenenerek tarmaklarda kamtışın gerek. İslam dünyasının ilim postorunun bir özgeçörlüğü ilim izildiğilerde cürgüzgünde cevapı adamzattın paydasına, meybirçiliğine de işleydi. Sadece kendi toplumumuzu, kendi kültürümüzü bir ilmi, bilimsel işleri yapalım. Onun neticelerini de sadece bizim diğer kültürlerden yukarıda olmak için yapıyoruz diye bu İslam dünyasını, İslam kültürünü yabancı bir görünmüş. Onun için biz teknolojiye, bilim bizge gerek dediğinde biz başka dünyaları, başka kulturalarının yarışır degen alardı bizden ıldığı tutup biz öyle bolu maksatında mıyız? Cevabı adamızın paydasına düşündü. Biz Müslümanlar olarak ve Türkler olarak özellikle ilime ve medeniyete
katkıda bulunabilmiş olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Ve adaletle insanlığın yüceltildiği zamanların dünyada var olmasını sağlamanın onuruyla bugün burada sesimizi yüksekçe çıkartabiliyoruz. Ebu Hanifeler, İmam Buhariler, İmam Maturidiler, El Farabiler, İbn-i Sinalar, Kaşgarlı Mahmutlar, El Harizmiler, İmam-ı Selahiler, Hoca Ahmet Yeseviler, pek çok. Bak, adı burada söylenen veya söylenmiyor. Ama hepsi bugün işte bugün bizi geleceğe taşımada kendilerinden alacağımız güç kaynakları. Buharalar, Semerkantlar, Tirmizler, Nesefler, Bel, Mer, Seraksi, Nişabur, Herat, İsveryan, Tuz, Oş bizim medeniyet merkezlerimiz. Bugün yeni medeniyet merkezlerimiz niye olmayacak? Neden olmasın? 300 milyonluk dünyamızda 1,5 milyonluk İslam coğrafyasında yeni medeniyet merkezlerimiz, yeni referans noktalarımız niçin olmasın? Yeniden silkinip ayağa kalkış, titreyip yeniden kendine geliş zamanıdır. Bu zamanı böyle kullanmaktan başka çaremiz de yoktur. Geleceğin dünyasında var olmak ancak bu şekilde olacaktır. Sevmez sözle bilginler, hay 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 hay. Bizim Türkçe dilinin hay 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 hay. Bilgeler konuşursa Allah 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 Allah. Açar gönül ilmini, hay 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 hay. Bilgeler konuşursa Allah 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 Allah. Açar gönül ilmini, hay hay hay. İslam dünyasındaki büyük atılımı gerçekleştirenlerin ağırlıklı olarak Orta Asya kökenli olduklarını söyleyebiliriz. Orta Asya Türk yurdu olduğuna göre Orta Çağ İslam uygarlığının kurulması ve geliştirilmesinde Türklerin çok belirgin rolleri ve katkıları olduğu gibi aynı zamanda dünya uygarlığına da Orta Çağ İslam dünyasına yapmış oldukları katkılar yoluyla yardımda ve katkıda bulunmuşlardır.